Blogger nedir, blog nedir? Hani böyle çatı bir soruyla başlayalım. Yani aslında blogger dediğiniz gibi, yani blog yazmak günlük yazmak demek aslında dediğiniz gibi. Blogger da günlük yazan kişiye diyebiliriz bu durumda ama bizde birazcık kavramlar değişebiliyor. Yani çünkü sadece artık şey yok, ne denir, günlük yazmak için yapılmıyor blog yazmak. Yani şirketlerin de blogları kurumsal var. Olarak da evet, kurumsal bloglar var. Şirketin genel müdürü, CEO'su da yazıyor. Tamamen pazarlama hakkında yazıyorlar veya kendi ürün gamları hakkında yazıyorlar. Diyorlar ki işte biz çikolatayı iyi biliriz. Çikolatanın tarihçesi, çikolatanın bilmem nesi, çikolata deneyimleri, çikolata ile ilgili araştırma sonuçları. Dolayısıyla günlük olarak bunları paylaşıyorlar. Aslında bu bir artık medya diyebiliriz ve günlük olarak baktığımızda gazeteye denk gelebilir. Daha büyük ölçekte düşündüğümüzde. Çünkü günlük olarak haber veren konumdasınız. Mesela sizin sitenizin yaptığı şey bir bakıma dijital pazarlama gazetesi diyebiliriz. Günlük olan her şeyi paylaştıkları nokta. Veya benimkisi için bir kadının hayatında günlük ne oluyorsa benim sitemde var. Yani site diye şey yapıyorum çünkü günlük olmaktan farklı bir boyutta. Çünkü yediğimiz yemek de var, bazen işte çocuğum için yaptığım alışveriş de var, kılık kıyafet veya okuduğum kitap da var, gittiğim film de var, gittiğimiz seyahat de var. Her türlü şeyi yazıyorum. Dolayısıyla insanlar için referans oluşturabilecek şekilde, iyi şekilde yazıldığı takdirde insanlar için referans oluşturabilecek bir kitapçık da diyebilirsiniz. Hı.